Ben inşaata gidiyorum. Sen de içeri gir, Gülesel'le konuşun. Kalsınlar burada. Nurhan, güven bana. Hadi oğlum. İyi kalabilirsin. Sağ olasın ablam. Allah razı olsun. Allah tuttuğun altın etsin. Ama şartlarım var. Ne istersen ablam. Bir, bu eve asla kat'a yabancı kimse girmeyecek. İki, o bahçeye onu ektim, bunu ektim, neyim yok. Eşyaların yerini de değiştirmeyeceksin. Üçüncüsü, evi her geldiğimde tertemiz bulacağım. Birkaç hafta içinde de bir yer bulup defolup gideceksin buradan. Anladın mı? Tamam ablam, sen hiç merak etme. Evi cillop gibi yaparım. Gözümden sakınırım. İyi şimdi geç, bir çay koy. Kızım nereye gideceğini mi söylemedi ya? Çıkmış Efsun Hanım, ben de görmedim. Lobidekilere de sordum. Allah Allah. Sen de aksesuar mısın, sekreter misin belli değil. Koskoca CEO nereye gitmiş kimsenin haberi yok. Hayret ya. Ateşi mi söylüyorsun? Evet. Neden? Suratına şeker sürüp yiyeceğim çünkü. Efsun, düzgün bir soru sordum, öyle cevaplasana. Neden arıyorsun Ateş? Ay merak etme kızım, nişanlını elinden alacak falan değilim. Geçti o şey, kapandı yani o defter. O adamla ilgili değil mi? O eli dövmeli olan adamla. Ay. Efsun, sen laftan anlamıyor musun? Sana korkunç şeyler olabilir diyorum. Ya sen şaka mı sandın bunu? Ne olur gidip o adamla ilgili bir şey yetiştirme Ateş'e. Kız sen kendini ne sanıyorsun ya? Her şeyin ciddiyetini bir tek sen biliyorsun değil mi? Biz bir şey bilmiyoruz. Hayret ya. Bu herifle ilgili Ateş'in hayatını etkileyecek şeyler biliyorum, tamam mı? Bu herifi yakalamasını sağlayabilirim. Her şeye karışma. Çekil. Efsun. Efsun. Bana bir taksi çağırır mısın? Devam et, ben sana söyleyeceğim. Hemen bir taksi çağırabilir miyiz? Son bir işim kaldı. Seninle uğraşamam. Başımda bin türlü bela var zaten. E iyi işte. Ben sana o kadar çok para vereceğim ki sen başındaki bütün belalardan kurtulursun onunla. Neymiş o? Yok. Telefonla olmaz. Yüz yüze gelmemiz lazım. Bana bak. Altından bir çapan oğlu çıkarsa. Ya sen güven bana. Şimdi geleceğini iyi söylüyorum.